Allah kimsenin ayağını kaydırmasın. Hiç farkına varılmadık bir şeyle insanın kalbi öyle bir kayma yaşar ki, yalan söyler, yalanı doğru söylüyor gibi eder. Yalanı insanlığın yararına faydalı olacak diye söyler. Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dedi Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Allah kimsenin ayağını kaydırmasın. Kunut'ta her zaman okunduğu gibi, belki namazın secdesinde de onu tekrar edip durmak lazım. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahmeten. İnneke entel vehhab. Allah'ım bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Başka hedef arkasında sürükleme fırsatı verme veya bizi o duruma düşürme. İnneke entel vehhab. Sen karşılıksız, meccanen, lütfeden bir Rabb-i Rahim'sin. Bir gafuru kerimsin, bir hannanu mennansın, bir rahimu rahmansın. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Çok iyi bildiğiniz gibi insanlığın iftihar tablosunun virdi zeban ettiği bir şey. O vazifeli, o durduğu yerin konumunun da farkında, Allah karşısında durumunun da farkında. Ve aynı zamanda hususi bir donanımla gönderilmiş. Herkesin elinden tutma istidat, kabiliyet ve donanımıyla gönderilmiş. Ama bazen 100 defa, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, sen benim kalbimi İslamiyet'te sabit kıl buyuruyor. Efendimiz diyor. Şimdi o dediğine göre rehberliğinin muktezası olabilir. Kendi ufku açısından da onu söylemiş olabilir. O ne kalbin ne türlü bir kalbin evrilip çevrilmesinden endişe duyuyorsa, belki bir anı seyyale, hemen böyle gelip geçici bir saniye, o ölçüde beni senden gafil kılma manasında diyor olabilir. Yatarken, kalkarken, uyurken zaten öyle. Gözlerim uyur ama kalbim uyumaz buyuruyor. Demek orada bile o virdi zebanı onun. Fakat hangi ufkun bir yönüyle ifadesi olarak onu diyor, ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ama kitmir ondan daha çok. O ne manada söylerse söylesin, arkasında kemerbeste ubudiyet içinde saf bağlamış insanlara, ha böyle deyin işte. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, sen kalbimizi İslamiyet'te sabit kıl buyuruyor. Sahabi soruyor, Ayşe validemiz soruyor. Ya Resulallah ne kadar çok tekrar ediyorsun bildiğiniz şey. El kalbu beyne isbahin min asabir rahman yukallibu keyfe yaşa. Kalp Cenab-ı Hakk'ın bunlar müteşabi şeyler. Parmakları arasında. Onu durmadan evirir, çevirir, döndürür. Hafizan Allah. Hiç farkına varılmadık bir şeyle insanın kalbi öyle bir kayma yaşar ki, günümüzde gördüğünüz gibi bu döneme sahibi zaman belli bir dönemde Süfyan dönemi demiş. Süfyan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kıyamet kopacağına kadar, bu da kesretten kinaye midir? 30 küsür tane deccal zuhur edecek. Bunlar söyledikleri yalanlara kendileri bile doğru olarak inanan insanlar demek. Buna mübalağalı yalancı diyebilirsiniz deccala. Mübalağalı yalancı. Öyle yalancı ki yalan söyler yalanın farkında değildir. Yalan söyler yalanı doğru söylüyor gibi zanneder. Doğru söylüyorum zanneder.
yalanı insanlığın yararına faydalı olacak diye söyler.